Koca Sinan Belediyesi'nin Mithat Paşa Mahallesi'nde düzenlediği iftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve yaklaşık 4000 kişi katıldı. Kadir Gecesi ve Ramazan ayının 26. gününde düzenlenen iftar yemeğine yoğun ilgi olduğu görüldü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki şunları dile getirdi. Başlangıcında rahmet, ortasında mağfiret, sonundan da azabında kurtuluş olduğu müjdelenen en güzel günlerdeyiz. Tüm Kayseri hemşehrilerimizin Ramazan'ını, bugünkü idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Yaklaşan bayramlarda mübarek olsun şimdiden. Allah nice bayramlara huzurla eriştirsin diye dua ediyoruz. Çok şükür ülkemizde, özellikle şehrimizde Ramazan'ı bütün manevi atmosferiyle idrak ediyoruz. İnsanlar ya oruçlar tutuyorlar, tutamayan da zaten tutanlara saygılı davranıyor, onları tahrik edecek bir şey yapmıyor. Bu arada gerek belediyelerimiz gerekse tüm hayırsever iş adamlarımız sonuna kadar yardımlara da devam ediyorlar. Böyle bir atmosferi Kayseri'de yaşamak da bizleri mutlu ediyor. Haliyle bizler de parti olarak karar aldık. Tüm Türkiye'de belediyelerimiz vatandaşla birlikte iftar ediyorlar. Mahalleyle birlikte iftar ediyorlar. Onlarla bu neşeyi birlikte yaşıyorlar. Ondan dolayı da mutluyuz. Kayseri'deyim birkaç gündür. Her tarafta aynı manzarayı görüyoruz. Bugün de Ahmet Başkan'ın haliyle iftarına geldik. Teşekkür ediyorum başkanımıza. Hem böyle toplu iftarları özlemiştik, hem camide teravih kılmayı özlemiştik. Cenab-ı Allah bir daha öyle kötülük göstermesin. Bir iki konuda biraz daha dikkat edilmesi icap ediyor. Orada dikkat edersek inşallah ufak tefek de olsa bulaşı engellemiş oluruz. Fakat böyle bir belayı artık herhalde insanlık tarihi tüm hayatından silmiş oldu diye düşünüyorum. Önemli olan bu 3 sene boyunca devletlerin neler yaptığı. Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizler de AK Parti hükümetleri olarak sağlık alanında tüm dünyaya örnek olduk. Hastanelerimizde bütün vatandaşlarımıza hakkıyla hizmet edildi. Elimizden geldiğince o konuda en başarılı örnekliği herhalde dünyada gösteren ender ülkelerin başındayız. Çok şükür. Bir taraftan da yaptığımız bütün o tıbbi maske olsun, diğer hijyen aletleri olsun, dünyadaki ülkelere aşılarımızı da göndererek yardımcı olmaya çalıştık. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şunları ifade etti. Hakikaten hayırlı akşamlar diliyorum. Kadir Gecenizi sizlerin şahsında tüm kardeşlerimizin, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. İnşallah insanlığın kurtuluşuna vesile olsun diye dua ve temenni ediyorum. Şükrediyoruz. Hakikaten 2 yıllık bir aradan sonra böyle tabloları özlediğimizi ifade etmek istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, sağlığımızı da elimizden almasın. Bayramlarına da inşallah huzur içerisinde eriştirsin diyorum. Kayserimiz bir başka güzel. Burada bir manevi iklim var. Teravihler kıldık, iftarlar yaptık, sahurlara kalkıyoruz. İnşallah Kadir Gecesi'ni bu gece ihya edeceğiz. Aynı zamanda inşallah Mevlamız bizleri bayramına eriştirecek. Öyle dua ve temenni ediyoruz. Daha nice Ramazanlara diyoruz. Başkanım. Bizim amacımız masa başından değil, vatandaşın arasında bulunarak onlarla birlikte olmak. Kayserimiz sadece merkezden ibaret değil. 16 tane ilçemiz var. Ben hepsini bağrıma basıyorum. Hiçbir ismi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden her biriyle adeta el ele, kol kola, gönül gönüle belediye başkanlarımızla birlikte vatandaşlarımızın arasında bulunuyoruz. Hem amacımız onların iftar sofrasında bulunmak, sahurunda bulunmak ama aynı zamanda onları dinlemek, onların taleplerini hayata geçirmek, beklentilerine cevap vermek. Çünkü insanlar bizi sevmiş, seçmiş, güvenmiş. Biz de onlara layık olmalıyız. Cenab-ı Allah bu güzellikleri elimizden almasın. Kayserimiz bir başka güzel. Rahmet, ortası mağfiret ve sonu da azaptan kurtuluş olarak tarif edilen en güzel günlerdeyiz. Cenab-ı Allah yaklaşan Ramazan bayramımızı da şimdiden mübarek etsin. Nice Ramazanlara huzurla, ağız tadıyla evimizde, yuvamızda ulaşmayı da nasip etsin diye dua ediyorum. Değerli kardeşler, belediye başkanımız zaten belediyecilik olarak bir taraftan Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Başkan önderliğinde Koca Sinan'da yapılacak faaliyetleri yapıyorlar. Ama bir taraftan da bu Ramazan ayı içerisinde geçtiğimiz pandemi günlerinde bir arada olmayı özlediğimiz, teravihleri, camileri özlediğimiz bir ortamda bu özlemimizi giderek hep birlikte iftar sofraları kuruyorlar. Ahmet Başkan'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah
kendi kesesinde, verdiği kanadını kendi kesesinde. Geriye kanat da kocasının belediyesinin kesesine bereketle yağdırsın diye de dua ediyorum. Efendim, bu Ramazan akşamında tabii ki sözü atmayacağım. Ama ben iki şeye şükrediyorum. Bir, Kayseri'de doğduğuma, büyüdüğüme ve bu şehrin bir çocuğu olduğuma. Elhamdülillah Ramazan aylarında bile bu manevi havayı hepimiz teneffüs edebiliyoruz. Dışarıya çıktığımızda herkesin oruçlu gibi olduğunu görüyoruz. Oruç tutmayanlar bile saygı duyuyorlar, insanları rahatsız edecek bir tavır ve davranış içerisinde bulunmuyorlar. Bir taraftan belediyelerimiz, bir taraftan hayırseverlerimiz de o fakir kimsesi insanları görüp o erzak paketlerini ev ev dağıtıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Bu şehir iliklerine kadar maneviyat yaşıyor ve Ramazan atmosferi hep birlikte en güzel şekilde icra ediyoruz. Şükürler olsun. Bir taraftan da bu Anadolu topraklarında bu milletin bir evladı olmaktan yine gurur duyuyorum. Çok şükür diyorum çünkü bizim coğrafyamızın çevresinde olan ülkelerin her birisinin ateşçi olduğu, bombaların patladığı, evlerine rahat gidemedikleri bir ortamda olduklarını hep birlikte görüyoruz. Ateş çemberi gibi bir ortamın tam ortasındayız. Ama elhamdülillah ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bizim coğrafyamızda yaşamanın tek şartı var, o da güçlü olmak. Eğer bu coğrafyada güçlü olmazsanız sizi yaşatmıyorlar. Her türlü bela akıp geliyor. Dışarılarda denediklerini çok şükür bizim ülkemizde de denediler ama biz hiçbirisi altında kalmadı. Zamanında gez eylemleri, zamanında şükür eylemleriyle Türkiye'yi bölme hareketleri, zamanında ihtilal denemeleri dahil envai çeşit aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü dışarıdan tahrikle içerideki satın hainlerine icra etmeye kalktılar. Ama hep birlikte biz bunların üstesinden geldik. Çok şükür bugün Anadolu topraklarında, Türk'ün öz yurdunda burada birlikte bizler bir taraftan ezanlarımızı dinliyoruz, bir taraftan bayrağımız göklerden hiç inmiyor, işte böyle ortamlarda bir araya gelebiliyoruz. Allah'ın hamdolsun diye de ben Ramazan'ın üzerine diyorum. Bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan nice Ramazanlara, nice güzel günlere bu milleti ulaştırmasını niyaz ediyorum, dua ediyorum. Hepinize saygıyla, ümmetle selamlıyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.